Lüküs yaşam sadece günümüze mahsus değil, antik dönemlerde de insanların temel vazgeçilmezi olmuştur. Elbette ki gücü elinde tutan egemenler her daim lüküs yaşamın nimetlerinden faydalanmış, zayıfı kendisine semer yapmış, düzenini sürdürmüştür. İşte gelin, iç mimarinin bir başyapıtı Efes Antik Ören Yeri Yamaç Evleri antik lüks yaşamın şahikasına yolculuğa çıkalım. 1962 yılında keşfedilen Romalıların şehir merkezi Efes Antik Kenti'nin tam merkezinde 4000 metrekareye yayılmış yamaç evleri, günümüze kadar şaşırtıcı biçimde korunarak gelmiş olması, yamaç evlerinin en önemli özelliğidir. Öyle ki, yapı kompleksi tüm yer döşemelerinin zengin işçiliği üst katları da korumuştur. Korunmasına, özgün mimarisinin yanı sıra tarihsel ve kronolojik etkiler ile Roma dönemine ait müthiş malzemeler yardımcı olmuştur. Hadrian Tapınağı karşısında, Kuretler Caddesi'nin Bülbül Dağı yamaçlarında, zenginlere ait yamaç evleri bulunmaktadır. Milattan sonra 1. yüzyıla ait bu evlerin bazıları 4 kata kadar çıkıyordu. Evlerin zeminleri mozaiklerle, duvarları da freskler ve heykellerle süslenmişlerdi. Sadece döneminin değil, bugünün mimari uygulamaları açısından da son derece mükemmel olan evlerde sıcak ve soğuk su kullanılıyor, duvarlardan geçirilen künk borularla bütün evlerin ısıtılması sağlanıyordu. Evlerin zemin katlarında misafirler için büyük bir salon, mutfak, banyo, üst katlarda ise yatak odaları bulunuyordu. Evlerin ortası aydınlık ve ferahlık hissi uyandıran açık mekanlarla değerlendirilmişti. İki adada yapılan kazıların birincisinde ortaya çıkarılan evlerde taşınabilen bütün eşyalarla, mozaik ve freskler sökülerek müzeye taşındı. İkinci adada bulunan altı evin ikisinin koruma çatısı tamamlandı ve ziyarete açıldı. Birinci adadakilerden farklı olarak bu iki evde mozaik, fresk ve eşyalar yerlerinde bırakıldı. Böylelikle evlerin mimari etkileyiciliği kadar, dekorasyon açısından mükemmelliği de gözler önüne serilmiş oldu. Bu iki eve, Skolastika Hamamı'nın karşısındaki merdivenli sokaktan ulaşılabilir. Yamaç evleri kazıları sırasında, evlerin deprem ve yangın sonucu oturulamaz duruma geldiğini kanıtlayan izler saptanmıştır. Ayrıca, evlerin değişik evrelerdeki kullanımı ve ikinci katın varlığını gösteren kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Kazılar sonucu mermer, fil dişi ve bronz gibi değerli malzemeden yapılmış, çok sayıda heykel, mobilya parçası, süs eşyası, kandil ve mutfak eşyası gibi buluntular ele geçmiştir. Bu buluntular ve evler Efes arkeolojisine yeni boyutlar kazandırmıştır. En azından kentteki ayrıcalıklı kişilerin Kuretler Caddesi'nin güneyindeki dükkanların arkasında, teraslar üzerine yapılan görkemli evlerde oturdukları anlaşılmıştır. Kazılar sonucunda yamaç evlerinin en erken milattan sonra 1. yüzyılda Augustus döneminde yapıldığını ve milattan sonra 7. yüzyıl kadar birçok kez onarım ve değişiklikler yapılarak kullanıldığını gösteren kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Evler milattan sonra 2. yüzyılda büyük değişikliklere uğramıştır. Bu dönemki ev sahiplerinin güzel sanatlara ve tiyatro oyunlarına büyük ilgi duydukları fresklerde bu konuların işlenmesinden anlaşılmaktadır. Ana bölümde yaşam boyu hizmet eden görevliler, misafirlere çeşitli hediyeler, buketler, içecekler, çiçekler sunmaktaydı, aynı zamanda kırmızı panellerde tiyatro sahneleri sahnelenmekteydi. Tiyatro binası ile çerçevelenmiş üst bölüm mitolojik bir sahne olan Philoctet miti göstermektedir. İlham perileri odaları da denilen misafir kabul odaları, birkaç ev tipine sahiptir. Bu odaların aslında ne için kullanıldıklarını anlamak güç de olsa, duvarlardaki dekorasyon, odaların misafir kabul odaları olabileceğini göstermektedir. Bu teori, arkeolojik buluntularla da desteklenir. Öyle ki, odaların kenarlarında şarap amforaları bulunmuştur. Genelde, teras evleri ikincideki mozaik zeminler, motiflerle süslenmemiştir. Onun yerine zemin, siyah ve beyaz geometrik şekillerle dekore edilmiştir. Bu tip zeminler dekorasyon açısından bir zenginlik kattığı gibi, su geçirmez ve kolay temizlenebilen özellikleri ile de tercih edilmiştir. Sadece bazı örneklerde aslan mozaikleri gibi çok renkli figürlü mozaikler kullanılmıştır. Aynı zamanda Dionysos ve Medusa figürleri de kullanılmıştır. Bunun karşılığında, 3. ünite evlerinin avlularının tamamının mermer bloklarla örtüldüğü gözlenir.
Daha gösterişsiz evlerin zeminlerinde ise tuğla, sıkıştırılmış kum, hatta tahta kullanılmıştır. Kazılarla gün ışığına çıkarılan iki adadan olan Insula Doğu'daki, 1960 ila 67 yıllarında H. Wetters başkanlığında kazılmıştır. Modern anlamda bir yapı bloğu oluşturan bu insulanın kapladığı alan yaklaşık 3000 metrekaredir. Bülbül Dağı eteklerinde 3 teras halinde inşa edilmiş 6 oturma birimi vardı. Oturma birimleri, merkezindeki peristil çevresinde sıralanmış oda ve diğer mekanlar şeklinde Helenistik mimariye uygun planlanmıştır. Devrin her türlü konforuna sahip bu evler ayrıca kentin önemli bir yerinde de konumlanmışlardır. Bazılarında küçük hamamlar bile bulunuyor. Mekanlar küçük olup dar taraflarında apsisler vardır. Yamaç ev bir, uzun kullanılma süresi içerisinde çok kez büyük değişikliklere uğradığından peristilli ev tipinin izlerine, ancak adanın güneydoğu köşesinde rastlanır. Yamaç ev bir, yamaç ev 2'den çok daha harap bir şekilde günümüze gelmiştir. Evlere dar, merdivenli sokaklardan geçiliyordu. Yamaç ev 1'in kuzeybatı tarafında, derin sondaj çalışmaları sırasında M.Ö. 1. yüzyılda inşa edilmiş bir peristilli ev tespit edilmiştir. Milattan sonra 2. yüzyılın başında büyük bir inşaat projesi için bu ev yıkılmıştır. Efes Yamaç Ev 1'in peristil bahçesinin modellenmesi. Efes Yamaç Evleri içinde ziyafet evi adı verilen oldukça büyük bir ev bulunmaktadır. Bu evin ortasında 6x10 adet kolonlu peristil mevcuttur. Oikos denilen kare planlı koridoru bulunmaktadır. Güneye bitişik iki katlı tonozlu odaları mevcuttur. Yemek odası Oikos'un doğusunda bulunmaktadır. Lüks döşenmiş odalar zenginliğin varlığını hissettirmektedir. Bütün duvarlar ve yerler renkli mermerlerle kaplıdır. Isıtmalı iki oda ile sayısız hamam havuzlarının varlığı peristil avlunun önceleri açık olan doğu koridorunun içine milattan sonra 3. yüzyılda bir hamam inşa edildiğini göstermektedir. Dikdörtgen ve yarı yuvarlak, içine su akan havuzlarıyla kuzey odası kodaryum yani sıcaklık görevini, ısıtılan ve susuz orta oda sudatorium terleme odası görevini, daha soğukça ve iki nişli havuzu olan güney oda ise frigidarium soğukluk ve kıyafet değiştirme odası görevini görmekteydi. Yerler, duvarlar ve havuzlar mermerle, pencereler ise camla kaplıydı. Göz alıcı bir büyüklüğü ve yüksekliği olan bu salon gösterişli dekorasyonu nedeniyle mermer salon olarak adlandırılmıştır. Yaklaşık milattan sonra 100 civarında bu salonun duvarları ve yerler mermerle kaplanarak arka duvarına nişli bir çeşme ile bir de fıskiye yapılmıştır. Ziyafet salonu hem özel hem de resmi toplantılar için lüks bir ortam oluşturmakta ve ev sahibinin sosyal statüsü ile zenginliğini açıkça ziyaretçilerin gözleri önüne sermekteydi. Mermer oda, misafirler için bir resepsiyon odası olarak kullanılmış ve ziyafetlere yönelik hazırlanmıştır. Odada 9 adet büyük sofa bulunur. Bu çok şaşalı odalarda büyük ihtimalle şehrin önde gelenleri sosyal aktiviteler için toplanmıştır. Odanın dekorasyonu inanılmaz derecede zengindir. Duvarlar ve zemin mermer revıtmanlarla kaplanmıştır ve sofaların olduğu yerler siyah ve beyaz mozaik bantlarla işaretlenmiştir. Odanın ekseninde bulunan bir çeşme ve güney duvarındaki bir menba, taze su sağladığı gibi odanın soğuk kalmasını ve zevkli bir ambiyansın oluşmasını sağlar. Tahta bir tavanı olan odadaki duvarlar 3 ayrı şekilde dekore edilmiştir. Bu odadan bazı süslemeler ve birkaç motif günümüze ulaşmıştır. Mermer odanın batısında, yine büyük ve prestijli odalar yer alır. Küçük bir avludan başlayarak, apsisli bir bazilika stilli odaya güneydeki bir merdivenle ulaşılır. Batıda ise kaliteli malzemeden yapılmış tonozlu bir oda bulunur. Burada içerisinde balıkların korunduğu bir taze su havzası bulunmuştur. Avludan, bir başka merdivenle çıkılan üst katta da zengin dekore edilmiş odalar bulunur. Buradaki orijinal dekorasyondan pek az parça günümüze ulaşmıştır. Günümüze ulaşan bölümün resepsiyon odası olması muhtemeldir. Batı duvarından daha küçük ama aynı oranda zengince dekore edilmiş, sıvalı, başka bir odaya geçilir. Bu oda, küçük organizasyonlar için kullanılmaktaydı. Yaklaşık 4000 metrekarelik büyük bir ada, insula, günümüzde yamaç ev 2 olarak tanımlanmaktadır. Başlangıçta, 3 teras üzerinde her birinin girişi ayrı olan 6 farklı oturma birimi olan konut bulunmaktaydı.
adanın her iki yanında 27,5 metrelik bir seviye farkını telafi eden iki tane sokak vardır. Yamaç Ev 2'nin kuzey cephesi Kuretler Caddesi üzerinde bir sıra taberna olan dükkan ile sınırlanmakta, Efes şehrinin ızgara planını takip eden Yamaç Ev Caddesi de güney sınırı oluşturmaktadır. Erken Roma İmparatorluk döneminde inşa edilmiş olan oturma birimleri çok katlıydılar. Etrafı sıra sütunlarla çevrili birer merkezi avlu ile karakterize edilmiş, yani peristil olup etrafında oturma ve ev idaresi ile ilgili mekanlar vardır. Su ihtiyacı ve atıkları kuyular ve birçok kola ayrılan bir kanal sistemi ile sağlanmıştır. Evin kabul salonu veya odaları zengin süslemelerle donatılmışken, mutfak ve tuvalet gibi kısımları daha basittir. Özellikle, günümüze kısmen ulaşan, kabul ve ziyafetler için kullanılan üst katları lüks içindeydi. Çok sayıdaki küçük tadilatların yanı sıra Yamaç Ev 2'de toplam 4 yapı evresi saptanabilmiştir. Milattan sonra 3. yüzyılda Artar'da meydana gelen depremler sonucunda Efes'in şehir merkezinde yaşamak imkansızlaşmıştır. Bu doğal afet, tahribat tabakalarında evlere ait eşyaların kısmen de olsa koruna gelmesine neden olmuştur. Geç antik çağda harabe acil ihtiyaçlara cevap verecek şekilde uyarlanarak kullanılmıştır. Alanın tamamıyla yeniden düzenlenmesi ise ancak milattan sonra 7. yüzyılın başında gerçekleşmiş, Roma dönemi evlerinin üzerine değirmenler, demirciler ve çömlekçilerin olduğu bir erken Bizans dönemi zanaatkarlar mahallesi kurulmuştur. Oturma birimi altı oldukça büyük ve 950 metrekare yüz ölçümüne sahiptir. Bu konutta milattan sonra 2. yüzyılda, kamu görevleri ve dini makamların sahibi olan 100. Flavius Furius Aptus ve ailesi oturmaktaydı. Güney taraftaki şölen salonları, görkemli mermer salon, bazilika ve stakolu oda ile bu konut adeta bir kent sarayıdır. 3. yüzyılda Pens'ti. Avlunun doğu tarafına küçük bir özel hamam inşa edilmiştir. Bu alan milattan sonra 262'deki yıkım sonrasında da kullanılmaya devam etmiştir. Ana girişler dar taraflı koridorlar tarafında konuşlandırılmıştı ve mermer yüzlü portrelerle çevrelenmişti. Evlerin su ihtiyacı kuyulardan ve genellikle giriş bölgelerinde, avlularda bulunan çeşmelerden sağlanıyordu. Tuvaletler de gelen ziyaretçilere kolaylık olması için bu bölgelerde bulunuyordu. Kanalizasyon, bölümlere ayrılmış bir kanal sistemiyle kurulmuştu. Merkezde bulunan ve oldukça lüks şekilde dekore edilen sütunlu avlu, iletişim merkezi ve misafirler için prestijli yer olma konumunu korumuştu. Çok iyi işçilikli mozaikler, duvarlara gömülü kuyular ve çok yüksek kalitede duvar süslemeleri bulunmaktaydı. Küçük figür konsantrasyonları ile yapılan dekorasyondan, avluların evleri temsil eden yerler olduğu anlamı çıkmaktadır. Avlular ışık kaynakları olarak hizmet vermekteydi. Pencereler genellikle kapıların üstünde yüksek seviyelere yapılmış, bunlardan bazıları demir çubuklarla çevrelenmiş, ekstra ışık sağlamak için konulan metal ve camdan oluşan meşalelerde sürekli açıkta olan ateşleri her zaman bir tehlike arz etse de lüks yaşamdan ödün verilmemiştir. Milattan sonra 160 civarında yüksek bir beşik tonoz ve güneyde bir apsis ile donatılmış, ev sahibinin misafir kabulü amacıyla bir bazilika inşa edilmiştir. Duvarların alt kısmı mermerle kaplanmışken üst kısmı ile beşik tonoz fresklerle süslenmiştir. Benzer bir düzenleme bazilikanın önünde yer alan küçük mekanda da görülmektedir. Mermer ve resimlerle oldukça zengin dekore edilmiş, üzeri haç tonozla örtülmüş bu mekanın ortasında bir havuz bulunmaktadır. Klasik dönemde M.Ö. 6-4. yüzyıl bu alan mezarlık olarak işlev görmüştür. Yaklaşık olarak M.Ö. 200'de kesme taş duvarların inşa edilmesiyle yamaç üzerinde 3 adet teras elde edilmiştir. En kuzeyde bulunan teras M.Ö. 1. yüzyılda gösterişli bir konut yapısına kavuşmuş, bu arada diğer iki terasta ise bir zanaatkarlar mahallesi gelişmiştir. Roma dönemi konutlarının inşası sırasında Helenistik dönem yapıları yıkılıp tesviye edilmiştir. Yamaç evleri 2'de, avluların güney tarafında, genellikle kayadan oyma serin odalar mevcuttur. Bu odalardan bazıları döşeniş biçimine göre sınıflandırılmış, efendilerin bölgeleri olarak değişik cam mozaiklerle süslenmiş, duvarlar ve yer döşemesi mermer yüzle kaplanmıştır.
Dionysos ve Ariadne figürlerinin bulunduğu illüzyonik bir şarap evi ile çevrelenmiş ortadaki mozaik, cenneti tasvir eder. Eksedra'nın önünde, avlunun güney koridorunda, bir deniz savaşını anlatan figürlü yer mozaiği vardır. Amfiteyatro, Triton ve Hippocamp ile sınırlarda çevrelenmiştir. Buna zıt olarak, kuzeyde birbirine geçmeli genellikle geniş prestijli odalar bulunmaktadır. Misafirler ve davetler için ayrılan bu odaların batı ve doğu kanatlarında, küçük odalar mevcuttur. İki veya daha fazla kata bölünmeleri kullanım alanlarını çoğaltmıştır. Ünite 1'deki harika duvar süslemeli geniş odanın da, akşam davetleri ve yemekleri için düzenlenmiş olduğu tahmin edilmektedir. Bugün oturma birimi 7'ye, evin üst katından bir merdivenle inilerek ulaşılmaktadır. Batıdaki asıl girişin üzerine Bizans döneminde başka bir yapı inşa edilmiştir. Merkezi peristil avlunun güneyinden mermer kaplamalı, heykel nişi olan bir odaya, batısından ise küçük odalara geçilmektedir. Milattan sonra 3. yüzyılda nişin içinde İmparator Tiberius ve Livia'nın heykelleri ve bronz bir yılan bulunmaktaydı. Kuzeydeki odalar günümüze kısmen ulaşmıştır. Avlunun mermer zemini üzerinde, milattan sonra 3. yüzyılın 3. çeyreğinde meydana gelen depremde tahrip olan çok sayıda sikkenin izleri görülmektedir. Bazı duvar resimlerinin, üzerlerine antik dönemde çizimler ve yazılar kazınmıştır. Bunlar geçmiş dönemde burada ikamet eden kişilerin günlük yaşamlarına dair bilgiler vermektedir. Çizimlerde genellikle gladyatörler, karikatürler ve hayvanlar betimlenmiştir. Yazılar ise kişi isimlerinden şiirlere ve aşk ifadelerine dek çeşitlilik göstermektedir. Özellikle, gündelik eşyalar ve hizmet fiyatlarını içeren yaklaşık 30 kadar liste ilgi çekicidir. Yaklaşık olarak milattan sonra 270'te meydana gelen deprem sonrasında bu alan bir süre oturulamaz halde kalmıştır. Metrelerce yüksek kalıntıların içine milattan sonra 4. yüzyılda basit, çoğunlukla sadece iki odalı evler inşa edilmiştir. Duvar örgüleri için elde bulunan devşirme malzemeler, spolya, kullanılmış, zeminler toprak olup duvarlar ise beyaz alçı ile kaplanmıştır. Oturma birimi 7'nin üst katında daha önce oturma odaları ve bir tuvalet bulunmaktaydı. Günümüze geç antik çağa ait yapılaşmanın kalıntıları ulaşmıştır. Bir zamanlar bir bütün oluşturan oturma birimleri 3 ve 5, milattan sonra 2. yüzyılda ikiye bölünmüştür ve iki ayrı girişe sahip olmuştur. Zengin figürlü mozaiklerle bezeli küçük oturma birimi 3'ün 3 odası ve duvar resimleriyle süslü müzler odası göz kamaştırmaktadır. Oturma birimi 5'in kullanım alanı doğuda inşa edilen bazilika nedeniyle küçülmüşse de gösterişli odalara sahiptir. Avlunun güneybatı köşesinde bir de çeşme vardır. Yamaç ev 2'nin batı cephesinde İsa'dan sonra 7. yüzyıl başlarında değirmenler, çömlekçiler, demirciler ve taş işlikleri bulunan bir zanaatkarlar mahallesi gelişmiştir. Günümüzde, Roma harabelerinin üzerine inşa edilmiş olan su kanalları ve değirmen odaları görülebilmektedir. Bu tesisler liman bölgesinde bulunan Bizans kentinin ihtiyaçlarını karşılamakta, ancak gürültü ve sürekli yangın tehlikesi nedeniyle şehir surlarının dışında bulunmaktaydı. Roma evlerinde günlük hayata duvar resimleri eşlik ederdi. Odaların işlevine göre dekorasyon sistemi ve özel figürlü sahneler seçilirdi. Bu resimlerde işlenen konular ev sahibinin eğitim ve toplumsal sosyal düzeyini yansıtmaktadır. Yamaç ev 2'deki duvar resimleri milattan sonra erken 2. yüzyıldan 3. yüzyılın ortalarına kadar çok sayıda tabakalar halinde günümüze ulaşmıştır. Yamaç ev 2 imparatorluk dönemine ait mozaik zeminlere sahip Türkiye'nin batısındaki en büyük yapıdır. Milattan sonra 1. yüzyılın başından 3. yüzyılın ilk yarısına dek tarihlenen zeminlerin büyük çoğunluğu siyah beyazdır ve geometrik desenlerle bezelidir. İtalya'daki mozaik sanatı ile olan ilişkiyi belirgin bir şekilde yansıtmaktadır. Az sayıdaki renkli ve figürlü mozaik, oturma birimleri 2 Triton ve Nereidli mozaik ve 3'te bulunmaktadır. Dionysos ve Medusa mozaikleri, aslanlı mozaik. Bu oturma birimi, milattan sonra 3. yüzyılda tümüyle tahrip olana dek erken Roma İmparatorluk dönemindeki temel planını koruya gelmiştir. Batıdaki girişten küçük bir peristil avluya ulaşılır ve bunun batı kısmına milattan sonra 7. yüzyılın başlarında bir değirmen yapılmıştır. Merkezi peristil avlunun etrafında ana ve yan odalar gruplanmış, güneyindeki lüks donatılmış bir oda ise misafir kabulü için kullanılmıştır.
Kazılar sırasında 3. yüzyıldaki son oturma evresine ait çok sayıda eşya ele geçmiştir. Hadrianus döneminde evler, belediyeye ait olan su rezervlerine bağlanmıştı. Evlerin hemen hepsinde yeraltı ısıtma sistemleri ve banyo bulunurdu. Bazı evlerde tipik banyo unsurları bulunmasa da yeraltı ısıtma sistemleri soğuk havalarda ısı sağlardı. Oturma birimi 4 de yamaç ev 2'nin diğer oturma birimleri gibi bir peristil avluya sahipti. Kuzeydeki oturma birimi 6'nın, 8 ve 31 numaralı odaların inşa edilerek genişletilmesiyle oturma birimi 4'ün yüzölçümü küçülmüştür. Misafir ağırlama salonları ve oturma odaları hariç, evlerde üretim ile ilgili odalar da bulunur ve bu odalar genelde evin girişine yakın olarak konumlanırdı. Gömme mutfak genelde bulunmazdı. Avlu ve buradaki havuz kaldırılarak yerine kapalı bir avlu yapılmıştır. Daha önce havuzun kenarında duran bir Artemis heykeli de 7 numaralı odanın bir duvar nişine konmuştur. Ziyafet evi ya da yamaç saray denilen bu yeni ve büyük evin bir kulübün toplantı evi olduğu ve özellikle ziyafetler için kullanıldığı olasıdır. Ziyafet ev adanın tüm alanının yarısını kaplıyordu. Ana girişi, Kuretler Caddesi'nde Taberna 3 üzerinde, Hadrianus Tapınağı olarak bilinen yapının tam karşısında yer almaktadır. Tabernalar önceleri yamacın inşa alanını genişletmek için inşa edilmiş teraslara destek olarak yapılmıştır. Ziyafet evinin ekseni Kuretler Caddesi yönelik olup kentin diğer taraflarında uygulanmış hipodamik sisteme uygun değildir. Devrin bütün konforuyla döşenmiş bu büyük ziyafet evinin ısıtılabilen tek mekanı küçük bir bekçi odasıdır, başlıca yan mekanlar bulunamamıştır. Büyük peristili sayıca 6x10 sütunlara tamamlamak uygun olur. Mekanların çoğunda, orta sınıf ailelerin evlerinde daha küçük ve mütevazı örnekleri görülen zengin bezeli fıskiyeli havuz ve çeşmeler bulunmaktadır. Duvarlar 3 metre yüksekliğe kadar çeşitli renklerde mermer levhalarla kaplanmış, daha üst kısımlar ise boyanmıştır. Mekanın üst kısımları boyanmış olup apsis ve niş kemerleri cam mozaikleriyle vurgulanmıştır. Taban döşemelerde küçük kesilmiş mermer parçalarıyla zengin desenler meydana getirilmiştir. Duvarlardaki resimlerden yemeğin genellikle dışarıdan sağlandığı anlaşılmaktadır. Merdiven ya da koridorlarla ulaşılabilen üretim odasının birçok ev tarafından kullanılacak şekilde oluşturulması da ilginçtir. Üst katlara sütunlarla çevrili bir merdivenle ulaşılır. Depremden sonra ulaşılan yığınlarda bulunan duvar parçaları ve mozaik zeminler, üst kattaki odaların da zengin şekilde dekore edildiğini gösterir. 3. yüzyılın 3. çeyreğinde meydana gelen bir dizi deprem, Roma dönemindeki evlerin dekorasyonu ile ilgili önemli bilgiler verir. Katlanabilen sandalyeler ve bronz ya da demirden yapılan masalardan bahsedilir.